anlamda son derece başarılı. En son yaptığımız çalışmayı da bilmenizi isterim. Santralimizde kaldırdık. Nedir de çünkü santralle arayanlar FABİM'le olan işleri söz konusu olduğunda yani bir dilek, bir temenni, bir şikayet buradaki çalışanlar değil de herhangi bir konuda bir dilek, temenni ve şikayet söz konusu olduğunda santralde de FABİM'e yönlendiriyor. Dolayısıyla iki iş olurdu. Santrali devreden çıkardık. FABİM şu anda bizim Fatih Belediyesi'nin tek iletişim merkezi ve bu vesileyle de aramanların hepsinin kayıt altına alındığı, taleplerin, dileklerin hepsinin tekrar kayıt altına alındığı ve ilgili müdürlüğe yönlendirildiği ve bu sürecin de takip edildiği neticeye ulaşma konusunda bize verilerin hazırlandığı ve verilere dönüştüğü bir yer. O açıdan o klasik ulaşım araçlarını bir tarafa attık. Yine Fatih Belediyesi coğrafi bilgi sistemiyle verilere göre 2017 yılında 105.128 Fatih ili sosyal ve kültürel hizmetlerden faydalanmış. Burada da bundan yanılmıyorsam dün müydü Türkcell'in düzenlediği çarşamba günü, tamam, Türkcell'in düzenlediği akıllı şehirlerle ilgili ulusal ölçekte bir toplantıya konuşmacı olarak katılmıştım. İstanbul'da iki konuşmacı, iki tane belediye başkanını çağırmışlardı. Onlardan biri Fatih Belediyesi adına, Fatih çalışanları adına, Fatih halkına da katılmıştım. Orada bu sosyal kültürel hizmetler konusunda hem kaynağın son derece faydalı bir şekilde kullanılması, hem yapılan hizmetlerin ölçülebilir olması, hem hesap verilebilir olması açısından Türkiye'de iddia ediyorum en önemli işlemin yapıldığı yer Fatih. Sosyokültürel hizmetlerimiz, işte başarılı aile ilgili çocuk, yeni doğan ziyaretine yapılan ziyaret ve yeni doğan paketi, 20 yıl dönümü ile ilgili tebrik ve iyi temeller paketi ve 3000 kursiyle de el sanatları ve meslek edindirme kurslarımız devam ediyor. Bu görüntülerde onlardan Fatih'te Ramazan 2017 yılında 13 sokak ve park iftarımız gerçekleşti. Bunlar da ilk yine başlatan belediyeyiz, ilk başlatan ilçeyiz. Adeta Ramazan'da Fatih'in her tarafına gidiyoruz ve tüm Fatihlilerle kucaklaşıyoruz. Onlarla beraber aynı masayı ve aynı yemeği ve aynı atmosferi, manevi atmosferi paylaşıyoruz. Ve bunu genellikle de bizim dönemimizde yapılan parklarda, meydanlarda gerçekleştiriyoruz. Bu bizim açımızdan inanılmaz keyif verici anlarımız. Onları şu anda paylaşıyoruz. Hastaneleri tayinliğe veriyoruz. Bunu da yine ilk başta konulardırız. Çünkü hastaneye karşısında zaten hastane onun yemeğini çıkarıyor. Fakat dışarıda bekleyen, genellikle Anadolu'dan gelip ve uzun süreli burada kalmak zorunda olan insanlar da Ramazan münasebetiyle iftarlarını, hastalarını bekledikleri hastane bahçelerinde onlara kurduğumuz iftar sofrasıyla destek veriyoruz. Festivallerimiz, artık edilimsel hale gelen balık festivalimiz, baklava alaylarımız ve benzeri çalışmalarımız var. Şehir ve gazi aileleri ve ihtiyaç sahibi aileleri bir ev bakım onarım çalışması. Bu da son derece hayırlı bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Tam geçen yıl 2456 evin boya ve badanasını gerçekleştirdik. Burada da Fatih'in genelinde hangi bölgede ne kadar evin basit bakım onarımlarını gerçekleştirdiğimizin fotoğrafı. İşte Karagümrük Mahallesi'nde bir evin eski hali, bir yeni hali. Böylelikle bunu geçen sene de büyük keyifle göstermiştik. Yine bu tür çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü görüyoruz ki hakikaten evini boyatabilecek
imkanlardan yoksun çok insanımız var. Bir ufak dokunuşlarla hayatına renk getirebileceğimiz, hayatlarını anlamlı hale getireceğimiz çok insanlarımız var. Onları tespit edip onlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Bilgi evlerimiz, Balat Bilgi Evimiz, Hekimoğlu Bilgi Evimiz, Müftü Aileyi, Marmara Caddesi, Keçeli Karabaş ve Silivri Kapı Bilgi Evimizde toplam 4.564 öğrencimize eğitim verdiğimiz yerler bunlar. Değerli Şahit Sertli Konağımız, geçen sene şeyini attık, temelini attık. Yani olması gereken buydu. Daha önce burada paylaşmıştık. Son hali bu. İlkte henüz resmi açılışını gerçekleştirmedik ama faaliyeti açtık çok şükür. Oradaki gençlerin hakikaten ihtiyaçları olan, boş zamanlarda son derece iyi değerlendirebilecek bir bina oldu, bir konak oldu. En üst tarafında da son zamanlarda yine bizim gözlemlerimize göre öğrencilerin en çok ihtiyacı olan kütüphaneye dönüştü. Şu anda öğrenciler artık ellerinde nedense ders çalışmak istemiyorlar veya kütüphanede ders çalışmayı arzu ediyorlar. Düşünün dermiş büyük bir yerdesiniz, çocuğunuz ders çalışmak istiyor. Tek güvenle gece gündüz, yani gece geç vakitlere kadar güvenle gönderebileceğiniz bir yer oldu. Bundan da son derece keyif alıyoruz, mutluyuz. Bunları yaparken de şüphesiz israfa kaçmadan, onun altını çizerek, söylemek zorundayım ama en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Yani kendi evimizde ne istiyorsak, olmasını ne arzu ediyorsak veya gözümüzü kapattığımızda neyi hayal ediyorsak onların bütün detaylarına kadar bizzat ilgili arkadaşlar, ben de uğraşıp en güzelini yapmaya gayret ediyoruz. Çok şükür şu ana kadar gayet iyiydi. Keçeli Karabaş Sami Konağımızı açtık. Şu anda eğitime başladı. Bu Kabakulak Parkımızda aslında asayiş konusunda ciddi sıkıntılı bir yerdi. Çevredeki oturanlarla oturup konuştuk, buraya bir bilgi evi önerisinde bulunduk. Onlar da kabul ettiler ve hemen arkasından böyle bir bilgi evi yaptık. Şu anda çocuklarımız orada eğitim alıyorlar. Son derece memnunlar. En üst katında yine çok amaçlı bir salonumuz var ve şeyle o bölgeyle ilgili herhangi bir toplantı söz konusu olduğunda sivil toplum kuruluşlarıyla, annelerle, ailelerle, oradaki çevredeki okul aile birliğinin temsilcileriyle hiç buraya gelmeye gerek kalmadan orada sürekli toplantı yapabileceğimiz bir yere dönüştü. Aynı zamanda varsa bilemiyorum, yok şey üst salon. Aynı zamanda çoklu eğitimlerin de verildiği bir yer oldu. Burası yine Vefa'da, Vefa Lisesi'nin tam karşısında kütüphane. Arkadaşlar bu dönem şu anda en çok talep edilen şey kütüphane. İnşaatı şu durumda ama bittiğinde böyle olacak. Yaklaşık 6,5 metrelik yüksekliğinde. Bu sadece bir katı. Ama diğer tarafları da var. Diğer iç resimleri yok burada ama son derece güzel. İnsanların hani uzun duyabileceği ve şey, bilimin ve medeniyetin merkezinde olduklarını hissedebilecekleri bir mekan olacak. Burada son derece iddialı olduğumuzu rahatla söyleyebilirim. Bali dergahı inşaatı bitmek üzere. Burada da yine en üst katını kütüphane yapıyoruz. Diğer taraftan da bilgi evi, yine çocuktan bilgi alabilecekleri, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, öğretmenler tarafından eğitilebilecekleri yerler haline getiriyoruz. Son zamanlarda şöyle bir talep var, onları da yapıyoruz. Üniversite hazırlık kursları gibi de çalışıyoruz akşamları. Dolayısıyla biz bu bilgi evlerin bir zaman sonra, Fatih'te şu anda birçok okullar tek tedrisata döndüler. Yani sabah saat 9'da gidiyorlar. Saat 4'e kadar okuldalar. Şimdi tek tedrisat olunca biz genelde çift tedrisatta sabahleyin öğrenciler oluyordu. Öğlenden sonra da savaşçılar oluyordu. Şimdi bu yerlerimizi yine sanatsal kültürel faaliyetler olarak değerlendireceğiz. Ama aynı zamanda akşamları da insanların çocukları ders çalışabilecekleri kütüphanelere
ve hafta sonu da hem öğrencilerimize hem de üniversite hazırlanacak olan öğrencilerimize destek vereceğimiz alanlara dönüştürüyoruz. Yedikule, Yedikule'deki yüzme havuzumuz. Buradan tekrar Spor Bakanımıza müteşekkiriz. Spor Bakanımız tarafından yapılan bu kapalı spor salonu, affedersiniz, yüzme havuzu, yarı olimpik yüzme havuzu. Bu sene içerisinde, bu senenin bitiminden önce faaliyete geçilecek inşallah. Temel atma töreni gerçekleşmedi ama inşallah açılışına Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak Bey tarafından açılacağını ümit ediyoruz. Daha doğrusu bekleyeceğiz. Ne zaman boş olursa o zaman çağırmak için gerçekleştireceğiz. Bu da iddialı bir eser. Sporun her türlüsünün yapılacağı, sadece yüzme havuzu değil, aynı zamanda fitness ve işte değişik sporların yapılabileceği gibi kadınlara ve erkeklere belirli zamanlarda hizmet edecek önemli bir yer olacak inşallah. Bunda da çok iddialıyız, bu Yedikule yüzme havuzu. Bir de Yedikule yüzme havuzunun diğer havuzlardan farkı, şu anda bütün havuzlar betonarme havuzlar ve genellikle bütün havuzlarda da süreç içerisinde büyük problemler çıkıyor. Hem su kaçırıyorlar, su maliyeti çok ciddi, işletme maliyeti çok artıyor. Hem de dezenfeksiyon konusunda bazen sıkıntılar veya daha fazla masraf etmek zorunda kalıyorsunuz. Ama biz buna çelik özel havuz yapıyoruz. Sızıntı olmayacak, adeta havuzun etrafından altından rahatlıkla her şeyin görülebileceği özel bir malzemeyle tabiplerle çalışıyoruz. İnşallah Türkiye'de de örnek bir havuz olacak. Bitsin inşallah, açılışına beraber yapalım. Seyit Ömer Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi, biliyorsunuz Seyit Ömer'de Aile Sağlığı Merkezimiz yoktu, daha doğrusu vardı. Sonra oradan doktorlarımız Ayman Sağlığı'da kaldılar. Bu uzun süredir de büyük sıkıntıları vardı. Aksaray'daki yere mecburen gitmek zorunda kaldılar. Şu anda yaptık, bitirdik. Yoncalı Parkı'nda ve şu anda Seyit Ömer son derece memnun. O Seyit Ömer Mahallemiz bu aile sağlığı merkezinin lokasyon açısından da büyük memnuniyet duyduğunu biliyorum. Kasım İbrahim Aile Sağlık Merkezimiz, orada iki tane aile sağlık merkezi vardı, dağınıktı. Hizmette de sıkıntılar vardı. Şimdi ikisini birleştirip böyle klasik Osmanlı köşkü haline getirdik. Hemen yanı başına da bilgi evi yapıyoruz. Dolayısıyla bir tarafta aile sağlığı merkezi, bir tarafta bilgi evi olacak. Gece gündüz yaşanacak bir yer olacak inşallah orası da. Seyit Ömer'de mekanik otoparkımız var. O otoparklarla ilgili çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Tam otomatik otoparkı ne düşünüyoruz? Burası yarı otomatik otoparkı. Ve de 500 metrekareden, 600 metrekareden fazla alanlarda yine klasik betonarme otopark ama 500 metrekareden düşük olan yerlerde tam otomatik otoparkla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda bir şeyde var, Draman'da var. Draman'da vakıflara ait, bize ait bir tane arsamız var. Şu anda otopark olarak çalıştırıyoruz ama hedefimiz hemen arkasındaki vakıflara ait yeri kiraladık. Oraya kaç araçla otopark yapıyoruz? 500 falan var mı? 370-400 araçlı bir otopark yapacağız. Ön tarafında güzel bir park olacak orada. Çarşamba da yine bir tam otomatik otopark çalışmamız var. En az 3 tane bu sene içerisinde tam otopark çalışmamızı başlatacağız. Burası Suluk ve Kültür Merkezi. Kurul tarafından onaylanmış. Her an başlayabileceğimiz bir yer. Yani bu sene içerisinde kesinlikle başlayacağımız ama çok bu sene de bitmesi mümkün değil. Son derece düzgün, güzel dışlarında bir çalışma yaptık. Burası biraz modern duruyor. Biraz daha geleneksel malzeme kullanılarak yapılabilir diye söyledik. Arkadaşlar çalıştılar, yeni yapılan çalışma daha da güzel oldu. Buraya da çok katma değer sağlayacağını düşünüyoruz. Yine üst tarafında bir kütüphane olacak.
Edirnekapı'daki, yurttaki öğrencilerin de çok rahatlıkla gelebileceği, sunup buradaki insanların da gelip ders çalışabilecekleri bir mekana dönecek inşallah. Yine Yenikapı Kültür Merkezi, buna Yenikapı Kültür Merkezi'nden çok gösteri sanatları merkezinden biz de konuşmuştuk. Bunların projeleri tamamlandı. Mimari, uygulama projeleri hepsi tamamlandı. Uygulama aşamasındayız. Bunu kendi arsalarımız var. Kendi arsalarımızla karşılık burayı yaptırmayı arzu ediyoruz. Onun için çalışıyoruz. Arayış içerisindeyiz. Yani çünkü bunun maliyeti oldukça yüksek. Kendi bütçemizden, normal klasik bütçemizden bunu karşılamamızın çok mümkün olmadığını biliyoruz zaten. Ama kendi imkanlarımızla ulusal, uluslararası yatırımcılara açık arkadaşlarımız bu konuda ciddi çalışmalar yapıyorlar. Ümit ederim bu sene bunun temellerini atarız. Bu da bizim gösteri sanatlar merkezi olarak İstanbul'da çok iddialı bir şey olacak. Yani mimarisi, klasik mimari, mesela 3. Ahmet Çeşmesi'nden ilham alınarak mimarisi yapılmış ama içeri son derece modern, akustiği son derece mükemmel. Yani her türlü görsel sanatların, sanatsal ve sahne sanatlarının uygulanabileceği muhteşem bir gösteri sanatları merkezi. Evet, bu Cerrahpaşa'da sosyal tesis bizim sahilde, Samatya sahilinde şu anda şeyin bulunduğu yerde. Futbol sahasının bulunduğu yeri bilirsiniz. Spor kulübünün yeni gayretin bulunduğu yerde. Orası hakikaten yani binlerce aracın geçtiği yer olmasına rağmen çok altı, çok kötü kullanılan bir yer. Asayiş konusunda sıkıntıların olduğu bir yer. Bu proje Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı. Yakın zamanda temelini atacağımız bir sosyal tesisimiz. Dolayısıyla da baktığımızda can kurtaran Çatalı Kapı ve Cerrahpaşa sosyal tesisimizde adeta sınırda, sahilde herkesin gelip faydalanan sahil Fatih değil, İstanbul'un her tarafından insanların gelip faydalanabileceği bir yer haline gelecek inşallah. Burası Topkapı Sosyal Tesislerimiz, biliyorsunuz. Topkapı Sosyal Tesislerimiz vardı ama kulübelerden oluşmuştu. O kulübeleri bir araya getirerek sonra bir cemekan yapmak suretiyle idare ediyorduk. Tabii bu artık mümkün değildi. Daha fazla onlarla ilgilenmek çok mümkün olmadığını biliyorduk. Yeni proje yaptık. Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı. Ve şu anda inşaatı devam ediyor. Maalesef burada hani içi falan çok güzel tabii. İçini inşallah bittikten sonra beraber dolaşmak suretiyle için görüyoruz. Ama çok iddialı bunların hepsinin içi. Tepreşi, duruşu son derece iddialı yerler burada. Topkapı Köprü projemiz kurul tarafından onaylandı. Burası Çadırcılar Üst Kapama. Şurası Çadırcılar biliyorsunuz. Hemen buradan da ana kapısı var Kapalı Çarşı'nın. Maalesef çok kötü. Altı eli çok berbat. Çok kötü kullanılıyor. Biz şimdi onları bu hale getiriyoruz. Üstünü kapatıyoruz. Buraları da bütün temizleyeceğiz. Ufak tefek dokunuşlarla Kapalı Çarşı'nın girişini hakikaten Kapalı Çarşı'ya yakışır, yaraşır bir hale getireceğiz. Bunun da projeleri bitti. İhalesi yakın zamanda ihalesine çıkacağız. Bu da iddialı bir proje. Yani Kapalı Çarşı'nın çatısından sonra çevresinin ve altyapısının düzenlenmesiyle ilgili iddialı projemiz. Kullanacak malzeme de son derece iddialı. Altınay Spor Kulübü Spor Bakanımızın talimatıyla çalışmaya başladık. Orası çok altın yıllardan beri boş duruyordu. Şu anda projeleri yapılıyor. Orada da kadınların da ve erkeklerin de spor yapabilecekleri tamamen spora ayrılmış bir alan orası. İnşallah yakın zamanda onun da projesini bitirip ihalesine ilk başlayacağız. Spor Bakanımızın yine desteğiyle inşallah onları hayata geçireceğiz. Kadırga Meslek Lisesi Spor Kompleksi geçen hafta, 10 gün önce bir de Hasan Bey, 10 gün önce
Kadıköy Meslek Lisesi Spor Kompleksi ile Çarşamba'daki Recep Tayyip Erdoğan Hatip Lisesi'nin spor salonunun protokolünü imzaladık Sayın Bakanımızla. İnşallah Sayın Bakanımızın karşılayacağı, bize hediye edeceği bir tane spor kompleksi. Kadıköy Spor Kompleksi ulusal ölçekte salon sporlarında yapılacağı bir yer olacak. Onu da protokolünü yaptık. Projeleri tamam. Yakında iadesi açmayacağız. Vefa Anadolu Lisesi, bu salonlar vardı ama bu salonlar sadece duvarları vardı. Bütün duvarlarına kadar soyup yeniler yaptık. Hepsi de mükemmel birer kapalı spor salonu. Kemertaş Anadolu Lisesi herkese mükemmel hale geldi. Çapafen Lisesi, bunu zaten bizim dönemimizde yapılmıştı. Bu tekrar tabii aradan 10 yıl geçince tekrar yenilemek durumunda kaldı. Çocuklarımızın rahatlıkla spor yapabileceği, bizim asla olmayan, yapamadığımız, bilemediğimiz, göremediğimiz bu imkanları kendi çocuklarımıza bu dönemde inşallah sunuyoruz. Bir geleneğimiz var. Birinci sınıfa başlayan çocukların çantaları bizden, zaten diğer çantanın içerisinde defter falan da var. Zaten okul kitapları da yaklaşık 17 yıldır hükümetimiz, merkez hükümet tarafından veriliyor. Çantalar da yer yöneticiler tarafından dağıtılıyor. Ağız ve diş sağlığı bakım sistemleri her yıl veriyoruz. Okçuluk eğitimi yapıyoruz okullarda. Ve 7-19-17 yaş arası çocuklarda cidden çok bilgi var. Biz aynı zamanda Topkapı'daki sosyal tesisimizin hemen yanındaki alanda okçuluk merkezi yaptık. Bekleriz arkadaşlar size. Şimdi yaz havalar ısınmaya başlayınca orada hem ders veriyoruz, hem isterseniz de çok iyi okatan arkadaşlarımız da var. Onlar da yarışma düzenleyebiliriz. Mesela mecliste şey yapabiliriz, meclis üyeleri arasında bir okçuluk yarışması yapabiliriz. Gökhan Yermez gibi. Gökhan'ı hiç Valatay'dan görmedim. Evet, bunlar iyi ki varsınız. Siz olmasanız bile duyacaktı yani söyleyeyim. Mini golf sahasını başlattık. Bu da güzel. Bence mini golf'e de gelebilirsiniz. Oldukça keyifli. Yani büyük golf'ten zaten büyük golf sahalarının en stratejik şeyi periyodu o mini golf alanına geldiğiniz kadar ki son deliktir. O son delikte ne kadar çok az şey harcarsanız, bunu harcarsanız o kadar başarılısınız. Bence bu mini golf o işi hallediyor, onu söyleyeyim. Tavsiye ederim. Oldukça keyifli. Herhalde yakın zamanda tekrar kurulacak onlar. Suluk ve sanat akademimiz gerçekten önemli bir sanat akademisi. Ulusal bir, artık Fatih İstanbul'a ulaştığını düşünüyorum. Çünkü yerel yönetimler tarafından becerilmiş en önemli sanat etkinliği diye düşünüyoruz. Sadece müzik değil, sanatın hemen hemen her türlüsünün yapıldığı. Asla hani buradan geçer, ben de bunu öğreneyim veya çocuğum Osmanlı bilsin, sanat bunu da çalsın, şu en sonunda çalsın değil. Çok ciddi disiplin de. Zaten yarı zamanda akademi eğitimimiz var. O zaten son derece ciddi. Üniversiteyle birlikte yapıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi'yle bu konuda bir protokol imzaladık. Buradan mezun olan çocuklar ileride üniversiteye rahat gidebilecekler, onu söyleyeyim. Yani yarı zamanda akademi eğitimi. Onun dışında yine işte binlerce insanımızın eğitim gördükleri sanat akademimiz. Bunların üstüne ilgileniyorlar. Koroları var. Lütya'mız var. Lütya işte çok kadar çok mesela hem okulda bir orkestra, burada bunların hepsinin enstrümanlarını biz dağıtıyoruz. Şüphesiz bu enstrümanlar böyle verdiğin gibi durmuyor. Muhakkak eskiyor, tamir tadilat gerekiyor. İşte bu tamir tadilatların da bizim tarafımızdan yapıldığı güzel, herkesin keyifle ilgili olabileceği bir yer. Tavsiye ederim, lütfen dolaşın. Evet, bu Lütya. Heykel tıraşımız var. Resim var. Evet, resim var ve her taraftan giriyorlar. Ve güzel işler çıkıyor. Yani bu arada Türkiye'nin ilk biyenerini gerçekleşti. Sanat deyince o yakında bir katılmak isterim. Türkiye'de ilk defa geleneksel
sanatları baz alan bir Biennale yaptı. Bunun düşüncesi bile heyecan verici. Aslında düşüncesi bile ürkütücü aynı zamanda. Çünkü bir ilçe belediyesinin hani dünya çapında bir sanat etkinliğine kalkışması oldukça zor, oldukça sıkıntılı. O süreç içerisinde bunu çok rahatlıkla gördük ama en büyük şansımız şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesine almasıydı Biennale'in, Yeditepe Biennale adı da, yani Yeditepe'li Fatih'in Biennale'i ve her bir tepesindeki tarihi eserler de sergi alanları ve mekanları oldu. Onların bahçeleri, enstalasyon çıktılarında vesaire. 3000 tane eser, 600 tane sanatçı ve 28 ayrı muhteşem yerde şu anda Biennale etkinliklerimiz devam ediyor. Ben sizden Fatih Belediyesi'nin meclis üyeleri olarak mutlaka dolaşmanızı arzu ederim. Burada hedefimiz de biraz şuydu. Şimdi bu geleneksel sanatlar şüphesiz son derece önemli ve yüzyıllardır süre gelen bir birikime de sahip aslında. Ama ne yazık ki bunların kendilerini uluslararası arayda temsil edecek bir alan yakalayamadılar. Biennale dediğinizde sanatın sunulduğu en üst segment, yani ondan daha yukarıda bir şey yok şu anda dünyada. Hem onu sunsunlar arzusu içerisinde. Bize ait, bizim değerlerimizde sanatların sunumuydu bizim hedefimiz. Bir hedefimiz daha vardı. Bunların çağdaş yorumlarını da çok merak ediyoruz. Yani ve çağdaş yorumlarının da olması gerektiğini düşünüyorum. Ve mesela bazı sergilerde dün mesela Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi'nin Kılıçhanesi'nde çiçeğin her hali konulu sergide bir pavilyonda kesinlikle %100 klasik çizgilerden bir milim şaşmamış Ebru çalışması var. Ama hemen yanındaki başka bir pavilyonda oldukça modern, oldukça çağdaş, oldukça işlenmiş Ebru'ları görüyorsunuz. İçin iki tane üstadı aynı yere getirdik ve mesela dolaşırken biz klasiz ve asla müsaade etmeyiz ve buna sadık kalırız derken yandaki pavilyonda biz bunu çağdaş yorumu yapacağız. Bunun devam edebilmesi için, uluslararası arenada söz sahibi olabilmesi için falan geliyor. Zaten bizim de başlarken bu iki farklı yorumu aynı karede görebilir miyiz diye başlamıştık. Çok şükür onları gerçekleştirdik. Hala çalışmalar devam ediyor ve 15 Mayıs'a kadar da devam edecek. Ve biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın onurlandırmasıyla Ayasofya'da açılış gerçekleştirdik. Büyük bir onur duyuyoruz şüphesiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, başta sanatçılar olmak üzere şüphesiz, Klasik Türk Sanatları Vakfı ile Fatih Belediyesi ortaklaşa gerçekleştirdi. Teşekkür ediyoruz tüm arkadaşlarımıza. Evet. Her okula bir orkestra, 25 tane okulumuz da var. Hayal ettiğimiz şeyi gerçekleştiriyoruz. Hayal ettiğimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi okulları ziyaret ediyorum ben. Okulları ziyaret ettiğimizde şey var değil mi? Gösterebilir miyiz? Bu her okula bir orkestra münasebetiyle insan oradaki çocuklar bize konser veriyorlar. Onları görmenizi istedim. Spontan ya gidiyoruz, sen gitmişken çocuklar eğer çalabiliyorsa çalsınlar dediğimiz organizasyonlar. Otmaşan bu hissesi. Bunlar yaklaşık 1,5 yıldır, 2 yıldır emekle çalan çocuklar. Ve de arkadaşları karşısında farkındalık oluşturuyorlar, rol modelde oluşturuyorlar. Yine izleyelim biz. Thank you.
çocukla, hem birlikte çocuk. Çözüldüğünde zaten alandan buradan çıkıyorlar hemen. Bunlar hemen buradan çıkıyorlar.
Bunlar için yaptık. Çünkü şimdi dolaştığınız baktığınız herhangi bir olumsuzluk gördünüz. Tam bulak programları açıyorsunuz. Bakıyorsunuz zaten olumsuzlukla ilgili daha önce bildirim var zaten. Yani mükerrerin önüne geçiyoruz. İkincisi, biz gönderdik tamam da neticesi ne oldu? Neticesi bu askıda olduğu müddetçe daha problem devam ediyor. İlgili müdürlük bununla ilgili çalışma yapıyor demek. Bunun hemen bir arkasında bakın şu bölge, şurada raporlama da var. Yani kişi raporu, müdürlük raporu, takım raporu, belki raporlamalar da var. Bu raporlamalarda da mesela müdürlüğe buranın üzerinden, perişe müdürlüğünden, ulak üzerinden şu ana kadar kaç tane şikayet edilmiş? Ne kadarı karşılanmış, düzeltilmiş? Ne kadarı hala işlemde olduklarını zaten renginden biliyoruz. Perişte mavi miydi? Mavi de görmüyorsam. Neticede bu renklerde işte temizlik, fenişleri, altyapı vesaire bunlarla ilgili değişiklikler, çevre, bahçe, park bahçeyle ilgili şeyler. Peki, mesela diyelim ki şuraya girelim. Ha, bir de arkadaşlar bakın, şu şey konum bilgimiz. Biz yürüdüğümüz zaman zaten konum bilgimizle çektiğimiz fotoğraflar, konum bilgimiz zaten örtüşüyor. Ayrıca ben neredeyim, işte nasıl yapacağım, fotoğrafı nereye yollayacağım, fotoğrafla konumu ayrı eşit oranda gidiyor mu diye hiç şey yapılmadan. Şuna bastım. Bakalım neymiş bu. Evet. Ha geçti. Buraya bakıyorum ben. Şimdi Abdullah Kargır aslında bizim kültürden sorumlu müdürümüz, kültür müdürümüz. Ama akşam Settin'de diyor ki akşam Settin'de Hoca Üveys Apartmanı bina cephesindeki mermerler düşüyor diyor. Şimdi bir kültür müdürümüz alanda dolaşarak gördüğü tespit bu işte. Ben kültür müdürüyüm zaten. Beni çok ilgilendirmez. Yok. Çünkü orası kendi alanı. Neticede orada sıkıntı olduğunda belediye başkanı ve ilgili müdürümüz oradan sorumlu. Ne zaman olmuş? Birinci ayda. Burada yazıyor zaten hepsi. Şimdi peki isterseniz şuraya gidelim mesela. Nedir ne köpeği dedim, ne yapmış, kim göndermiş oraya? Osman Ay, aslında ulaşımdan sorumlu müdürümüz. Ne yazmış? Hacı İsa Camii duvarının mümkün ise yeniden yapılması. Daha önce Sayın Başkan ziyarete geldiğinde söylemişler. Bize hatırlatın denmiş, onlar da bize tekrar hatırlatmışlar. Bak. Şimdi ulaşım müdürlüğünün cami duvarıyla ilgisi. Müvekkil şehri olarak da buraya gelmiş. Şimdi ilgili arkadaşımız. Muhtemelen Levent Bey bu işlemini doğrudan kendine almıştır. Peki, biz bir tane örnek yapalım mı dersiniz? Yapalım. Şöyle yapalım, diyelim ki, affedersiniz. Affedersiniz. Şöyle, yeni kayıt oluşturuyoruz. Neresiymiş? Bakın mahalle düşleme. Mahalleyi falan biz yazmıyoruz. Ne yazıyor? Akşam Tettin Sokak, Adnan Menderes Vatan Bulvarı, Kapı 54. 54 bizim kapımız. Ha doğru çıkmış. Peki, diyor ki fotoğraf ekle. Şimdi ben kamerayla çeksin fotoğrafınızı çekiyorum. CHP'yi mi çektim? Yok, CHP'yi çektim. Fotoğraf kullanıyoruz. Şimdi bakın şuraya istersek de mesela bir görüşümüzü yazalım. Ne yazalım? Faaliyet raporu diye. Raporu diyelim. Yanlış oldu başkanım, raporu olacak. Neyse raporu olsun. Kaydet diyoruz. Aslında benim şu esnaf girişlerimde şeydir, şunu da yapmam lazımdır. Kaydetmeden önce hangi müdürlükle ilgili şeyi de bildirmem gerekiyordu. Neticede şimdi kaydediliyor. Peki. Evet. Bir kayıt daha gerçekleştirdik. Bu sadece alanda çalışmalarla ilgili rapor. Bir butonumuz daha var. Bu biraz fazla yüklü. Bu da ne biliyor musunuz? Şimdi gelecek. Bu da bizim müdürlerimiz sabahleyin dolaşıyorlar ya. Müdürlerimiz sabahleyin dolaştıklarında
esnaf ziyaretlerinde esnaflarla ilgili mesela bakalım burada ne var, kim ne yapmış, yani müdürlerle ilgili şey, yani alan çalışması. Yine Abdullah kardeş. Yok yok. Akşam Sarıkesir Caddesi Ersoy Turşucu Adil Bey ile görüşmüş. Ne zaman görüşmüş? 22.01.2018 tarihinde görüşmüş. Bu da bunun kayıt altında. Dur, Abdullah'tan kurtulalım ya. Yok, Abdullah kalsın başkanım. Abdullah'ın hikayesini biliyor musunuz? Anlatayım. Evet, Serhat Yakar çıktı. Bilmiyorum direkt meydan sokak bilmem ne zaman 12.02.2018. Ben Abdullah'ın bir hikayesini aldık kapatayım. Abdullah projemiz bu. Yakında size de ekranlar. Şimdi bir dönem Abdullah Bey'le beraber çalışıyorum biliyorsunuz. Aslanım da böyle. Anlatayım mı? Ondan sonra ertesi gün bir gün efendim uzaktan buradan bize verirseniz müdür arkadaşla baş edecekler bizim gönderdiklerimizle. Neden baş edecekler? Yol göndeririz yani. Ne demek? Bizim işimiz iş yapmak ya. İşin ne? O zaman ne işe yarıyorsunuz burada? Hiç merak etmeyin. Hatırlatacağız. Şu ana kadar söylediğinizde yapamayan bir şey mi oluyor? İçimden diyorum ki ya bu belediye başkanı gelmeden bu iş görmez mi? Öyle bir şey olabilir mi? Ya bundan binlerce insan geçiyor. İşte onun önüne geçmek için yapıyoruz. Duyarlı insanlar, muhtarımız. Ya belki hani tam alır, çek gönder kardeşim. Başka hiçbir şey yapma. Ondan sonra iş bize düşsün. Biz onu yapalım. Evet. Şimdi asistanlık yapıyor ön tarafı Abdullah. Dördüncü yılının sonundaydı yanılmıyorsam. Bir gün dedi ki, nerede? Burada başladılar. Orada mısın? Bir gün geldi dedi ki, çarpıdaydı dedi, dün rüya gördüm dedi. Ne ayrola dedim. Ya dedi, biz artık herkesin her şeyini yapıyoruz dedi. Her türlü ihtiyaçlarını gideriyoruz dedi. Herkes yani bize ulaşıyor. En son dedi, artık yeni bir şey, program, proje yapmışız. Program, proje şu, artık insanların televizyon, çamaşır makinesi ve cep telefonlarını da tamir alıyormuşuz. Onlar tamir edip içeride Fatih Belediyesi tarafından yapılmıştı deyip kapatıp gönderiyormuşuz. Ben de dedim ki bu Yunus Emre'nin derya ulaşması gibi bu adam oldu dedim. Yarınlar kalmasın. Daha fazla kalırsa eğilip odun taşıyamaya başlayabilir diye gönderdim onu. Şeyin hikayesi bu. Nereye terbiyet ederim bunu? Evet, biz arkadaşlarımızın layık olduğu yerlerde değerlendirmemiz yararlı. Evet arkadaşlar, Ece'de daha çok çalışmalarımız var. Park, yeşil alan çalışmalarımız var. Durun onlara bir çok kısa. Burayı biliyorsunuz, Marmara geçtikten sonra berbat ettiler. Sonra bunu tekrar şu hale getirdik. Bizim çatladık kapımız. Sivri Kapı'yı düzenlediğinden Veli Karabaş Parkı çok berbat bir durumdaydı. Şu hale geldi. Surun dibinde sıkıntılı bir yer. Molla Şeref çok merkezde olmasına rağmen sıkıntılıydı. Düzenlendi. Çok hoş oldu. Yine Bey Parkı berbat bir durumdaydı ve üst geçiş yapıldıktan sonra da çok kötü hale gelmişti. Onu da ayarladık. Küçük Saray'ı ayarladık. Muhtar Osman Güven Parkı düzenlendi. Vezir Parkı yeniden düzenledik. Yüksek Doğu yüksekliğini alıp yerle bir yaptık. İmeçin'in orada bir yer yaptık. Hemen çok hızlı geçiyorum.
Edirne kapıyı iyi gördünüz. Burada büyükşehirimize teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir giriş oldu Edirne kapı. Yetti mi yetmiyor. Sanki Edirne kapıda o minibüs duraklarını falan da buradan arındırılması lazım ki doğru dürüst bir meydan ortaya çıksın, cami ortaya çıksın. Orada hala sıkıntılar devam ediyor. Oradan elde edip biz eğer yapabilirsek şu parkla camiyi bütünleştirip burayı da meydan haline getirmeyi düşünüyoruz. O zaman bu araçlar da sürekli içerisinden hemen son sağdan içeri girip Facebook'a dahil olabilirler. Böyle bir düşüncemiz var. Çok şık oldu. Yani uzun süre bekledik ama oldu. Çarşamba, Çukurbostan, bunları geçiyoruz. Günlük parkımız bitti bitecek. Yakında açacağız inşallah. O da çok iddialı oldu. Günlük parkının çok bu kadar çok işte mermer, işte havuzun masif mermer olması vesaire bunların hepsini şundan yaptık. Orası turistik alan. Şeyden, sular ağabeyden kopup buraya gelenler, eğer gelirlerse hiç olmasa bize ait bir medeniyetin olduğunu farkına varsınlar diye yaptık bunu. Yani olan dışı bir şey yok. Kızılırma köşede park yaptık. Hızlı hızlı geçiyorum. Pardon. Burası da sosyal tesisimiz. Bizim Kemikli Burun'daki sosyal tesisimiz. İhalesi yapıldı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Bu yani Topkapı sosyal tesisimizin hemen karşısında şehrimin dibinde, surun dibinde. Bu da içerisi son derece mükemmel. Osmanlı Selçuklu Sarayı gibi oldu. İçerisi de böyle. Ve insanlarımız gelip inşallah mutlu olurlar. Yeşil Direk'te hazır çalışmalarımız devam ediyor. Sefa Bostan'ın da. Yani burası şey, Büyükşehir'le birlikte çalışıyoruz. Şu üst geçit var, yeni kapıda yapılan normal şu anda büyük bir beton ve berbat bir durumda. Altından Kennedy Caddesi geçiyor. Üstünü şu anda projelendirdik. Bu hale getirebilirsek inşallah. Yani Büyükşehir'le beraber çalışıyoruz. Orası muazzam bir yer olacak. Bir hedefimiz var orada. Evet, hızlı geçiyoruz. Restorasyon çalışmalarımızda İhya diye bir kitap çıkardık. 320 tane tarihi eserin restorasyonlarını bitirdik ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan da bu konuda övgü dolu sözcükler duyduk. Memnun olduk, mutlu olduk. Bu Nişancı Medresesi'nin eski hali ve yeni hali. Nişancı Medresesi, o zaman şey. Kapalı Çarşı'nın şeyi var mı bakalım? Ha, bakın. Şurası eski hali. Bu da yine yakında inşallah tamamlanacak. Bugün üç tane kurulun başkanları ve şehir binacılarıyla konuştuk. Bakın kurulun söylediği söyledi. Bir kurul başkanının Fatih Belediyesi şu kapalı çarşı ile ilgili yaptıkları ya çok öncü sözler de söyledi ki kurul başkanları falan bunları çok kolay konuşmazlar. Burada çok önemli işler yaptığımızı düşünüyoruz. Yani Eşret Yadigar, bu eser kurtuldu bir defa. Cephe yenileme çalışmalarımızı geçen sene de göstermiştim. Ben bunu filmle bitirelim artık. Cephe yenileme çalışmalarımızı bitirelim. Bir film sunalım. Nur Osmaniye'yi sunacağız şeyime. Şey, Sirkeci'yi yapabiliyorsa Nur Osmaniye'yi şimdi sunalım. Bitiriyoruz. Karşısında Sirkeci İstasyonu karşısında burası Sirkeci, onu söyleyeyim. Buraya cepheler misin? 2000 tane binanın cephelerine gittik. Ve hiçbir kavga yönet olmadan gerçekleştirdik. Ve Fatih Belediyesi'nin cebinden hiç para, neredeyse hiç para çıkmadan yapmadı bunlar. Bir tane de Paris'teki cephelerden daha iyi davranıyorlar.
Neresi burası sizce? Neyse, nerede böyle kemikleri dediğinizi bulamazsın, dediğiniz bir şey. Burası da olmak olabilir. Yani İstanbul güzel, bizden teyit olur. Bir bakanı dolaştırdım burada. Dedi ki ya tamam yapmışsın da kim yaptı belli olmuyor burada. Arkadaşlara bunu yazmayın, dikkat edin, şunu Fatih'inizin ve Fatih'in ihtiyaç duyduğu konularda
az zamanda çok hizmetler yaptığını, sunduğu veciz konuşmalarından dolayı bir kere daha görülmüş oldu. Bu vesileyle Fatih halkı adına kendilerine şükranlarımızı sunuyor, üstün hizmetlerinin devamını diliyoruz. Sağ olun Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, şimdi de muhalefet grubu adına grup başkanımız Kazım Bey sunumlarını yapacak. Buyurun Kazım. Cumhuriyet Halk Partisi 2017 yılı faaliyet raporu ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunuyorum. Yıllık faaliyet raporu üzerinde her yıl iyi şeyler söylemek istiyoruz. Fakat 2017 yılı faaliyet raporunu incelediğimizde yine gördük ki Fatih halkı yararına çözülmeyen sorunlar bekliyor, devam ediyor. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Fatih halkı yararına yapılan her türlü hizmet, iyi hizmetleri destekliyoruz ve katkı veriyoruz. Ama Sayın Başkan bugün anlattığı aslında 2017 yılı faaliyet raporunu görüşmemiz gerekiyor ama yeni başlanacak, örnek olarak Yedikule'de yapılacak spor salonundan, havuzdan bahsetti. Topkapı'da yeni yapılacak sosyal tesislerden bahsetti. Samatya'daki sosyal tesislerden bahsetti. Aslında 2017 yılında yapılması gerekenlerden, yapılmış ve bitirmiş olanlardan bahsetmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi 2017 yılı faaliyet raporu ile ilgili öncelikli olarak bütçeden ve borçlanmadan bahsetmek istiyorum. 2016 yılında Fatih Belediye bütçesi 330 milyon. 2017 yılı bütçesi ise 342 milyon Türk lirası. 2016 yılı faiz giderleri 500 bin Türk lirası. 2017 faiz giderleri ise 1 milyon 760 bin Türk lirasıdır. Bu kamuya ait ödenmesi gereken borçların zamanında ödenmesinden dolayı belediye tarafından ödenmek zorunda kalınan faiz tutarları. 2016 yılında temsil giderleri 927 bin Türk lirası iken 2017 yılındaki temsil giderleri 1 milyon 200 bin Türk lirası olmuştur. Yine ayrıca 2016 yılında vergi dairesi borcu 2 milyon 770 8 bin Türk lirası iken 2017 yılında vergi dairesi borcu 3 milyon 717 bin Türk lirası olmuştur. Tabi bu arada bu rakamlarda ödendikten sonra kalan rakam budur. Ayrıca vergi dairesi bu borçlanmadan dolayı Fatih Belediyesi'nin İller Bankası'ndaki alacağına da haciz koymuştur. Bununla ilgili belediye, Fatih Belediyesi'nin de hazin kaldırılması için dava açmıştır. 2004'ten beri Fatih Belediyesi'nin hiçbir hesabına haciz gelmemiş. 2004'ten beri. Yanlış bir şey. Nereden aldınız? Nereden aldınız bilmiyorum. Denetim raporu hiçbir hesabına. Tebrik. İller Bankası, bankalar. Sayın Başkan, denetim raporunda bu var. Tebrik edilmiş şekilde. Sana tekrar
bakmış olmaz. Denetim raporunun ortak denetim raporunda böyle bir şey yok Sayın Başkan. Arkadaşın şerh düştüğü rapor, o da sizin dinleyelim. Sayın Başkan, süren sınırlı, süren sınırlı. Bu konuda süren sınırlı. Dolayısıyla cevap verirsiniz siz. Dolayısıyla arkadaşlar, belediyemiz borçlu. Belediyenin bütçesine baktığımız zaman gelir ve gider durumunda belediyenin şu andaki bütçesi Fatih halkının sorunlarını çözecek bir durumu yok. Belediye borçlu. Bununla birlikte bizim sayın belediye yetkililerimiz ne yapıyor? Ona değinmek istiyorum. Mart ayında Eski Karabaş Mahallesi, Balatekke Sokak, Yeni Mevlana Kapı Mahallesi'nde belediyemize ait yurt binası, mülkiyeti Fatih Belediyesi'ne ait yurt binası 2013 yılında 25 yıllığına Türkiye Vakfı'na tahsis edilmişti. Mart ayının ilk haftası tekrar meclisimize geldi. 30 yıllık süreyle ücretsiz, bedelsiz olarak tahsis edildi. Biz buna karşı çıktık. Bir aylık süre dolmadan çarşamba günü tekrar 49 yıl olarak meclisimize geldi. Biz gene kabul etmedik. Hayır dedik, bu yanlıştır dedik. Fatih halkının zararlıdır. Fatih halkının vergileriyle yapılan bu yurdu bir başkasına veremezsiniz dedik. Bedelsiz veremezsiniz dedik. Çünkü belediyenin gelire ihtiyacı var. Halktaş işletsin dedik. Emintaş işletsin dedik. Ayrıca yurt kiraya verelim dedik ama kabul edilmedi. Daha önce de historiyadaki dükkanlar satılarak Türkiye Vakfı'na verilmişti. Bizler kız yurduna falan karşı değiliz arkadaşlar. Ama bu vakfa verilmesine karşıyız. Verilsin ama bedelsiz verilmesin. İlla belediye bir yeri kiraya verecekse bedelsiz verilmesin. Diğer taraftan Yedikule'de kamulaştırma yapmak için 17 milyon TL'lik kredi kullanmak isteniyor Sayın Başkan'a. Yetki verildi bu konuda. Biz gene buna karşı çıktık. Diğer taraftan Sirkeci'de belediyenin hizmetlerinin karşılanması için belediyeye yer kiralanıyor. Buna da karşı çıktık. Kısacası belediyenin gelire ihtiyacı var ama belediyenin mülkiyetindeki yerler değerlendirilmiyor sayın arkadaşlar. Şimdi ikinci konumuz imar planları ve yenileme alanlarıyla ilgili. İmar planlarının onaylanarak yürürlüğe girmesine rağmen bugüne kadar geçen sürede bir meclis döneminde yani 5 senede ne yazık ki imar problemleri giderilememiş, halkımızın imar beklentileri karşılanmamış, imar planındaki maddi hataları düzeltmekle bu kıymetli vakitler harcanmıştır. Onayladığınız imar planlarındaki gerek alan gerekse irtifa azaltılmasından kaynaklanan hak kayıpları nedeniyle tarihi yarımadada binaların yeniden yapılanması bir tarafa mevcut binalar 5 yıl daha yaşlanmış ve yıpranmıştır. Bilim adamlarının tahminlerine göre Büyük İstanbul depremine hızla yaklaşan tarihi yarımadayı ne yazık ki bu niteliksiz konut stokuyla korkunç bir gelecek beklemektedir. Esasen büyük hüyük olan ve kazılmamış bir karış alanı bile kalmayan ve bu nedenle son derece zayıf bir zemine sahip olan tarihi yarımadada bu yaklaşan deprem etkilerinin çok daha yoğun olacağı kesindir. Peki belediyemiz
bunlarla ilgili bugüne kadar ne yapmıştır? Tamamen bir hiçti. Hiçbir şey yapmamıştır. Yine bilim adamlarının ve jeologların tahminine göre böyle bir depremde tarihi yarımadanın %25'i yapı stok ve insan kaybı olarak yok olacaktır. Ayrıca yenilenmeyen şehrin daracık yollarına yığılan yüksek binaların yıkıntıları yardıma ulaşmasına engel olacak, boruları patlayan doğal gaz tesisatının sebebiyle çıkan yangınlara müdahale edilemeyecek ve tam bir kıyamet günü yaşanacaktır. Son zamanlarda da mahallelerde ve caddelerde altyapının olmadığını beraber gördük. Su boruları tamamen patladı. Bugün en son Haliç Caddesi'nde. Bu karanlık tabloya rağmen ne yazık ki geleceği görmeyen belediyemiz sayılarını artırmak yerine bir avuç kalmış deprem toplanma bölgelerini imara ve katlı otopark yapılarını açmakta ve halkın kaderiyle oynamaktadır. Örnek olarak 7 Mart 2018 Balat Mahallesi 1790 Ada 1 nolu parsel buna bir örnektir. 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yenileme alanı ilan edilen bölgelerdeki çalışmalar aradan 11 yıl gibi insan ömründe uzun bir süre sayılacak zaman geçmesine rağmen tamamlanamamıştır. Süleymaniye bölgesinin hala ne olacağı belli değil. Zaman zaman ada bazında projeler onay için meclisimize gelmekte. Onlar da plan tadilatlarıyla bozulmakta, tam bir karmaşa yaşanmaktadır. Her adanın şehircilik ana kurallarına göre yapılması gereken donatı alanları, yeşil alanlar her adada farklılık göstermektedir. Gerek yeşil alanlar ve deprem yangın toplanma alanları, en önemlisi ise ulaşım ve otopark sorunu daha yapılanma tamamlanmadan sorun olduğu görülmektedir. Sulu Kule ve Ayvansaray'daki yine 7 Kule CER projesindeki yapılanmaların yoğunluğu ne yazık ki imar planlarının ana kriterlerinden birine yani lastik tekerlekli araçların sur içine girmesinin engellenmesine tamamen aykırı olarak araç ve kişi yoğunluğunu artırmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak bir imar adasında toplam 25 kat imara aykırı kat bulunmasına rağmen ve her binada kaçak bir çatı, teras bulunmasına rağmen ve bu adalarda yeşil alan sıfır olmasına rağmen bu alan için imar planı yaptırıyorsunuz. Peki bu imar planı yapılırken bu adadaki bu durum çalışanlarımız veya planları yapan kişiler tarafından tespit edilmiyor mu? Bu binaların yeşil alana ihtiyacı yok mu? Vatandaşın parselinin yarısı yeşil olarak terk ettirilir. Birçoğundaki tamamen park alanı yapılırken bu gibi yapı adalarının tamamının beton olması ve bu şekilde planlanması hangi şehircilik kriterine, hangi adalet kitabına uygundur? Örnek Kumkapı 796 adada olduğu gibi. Bu görsel Lalel'den, Lalel deyince Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan bir ticaret merkezi, bir turizm merkezi. Burası, bu bina 2017 yılının sonbaharına doğru bu bina bir sabah saatinde belediye ekiplerince yıkıldı. Ve içindeki kiracılara kesinlikle herhangi bir tebligat yapılmadı. Başkanım bir şey konuşmayın ya. Bak tebligat derseniz ben müdahale ederim. Tebligat yapılmadı derseniz müdahale ederim. Niye sen müdahale ederim? Doğru değil. Doğru değil ama. Şimdi, doğru değil ama.
Şimdi şöyle yapalım. Siz dinleyin. Tırsı burada. Bakın size, bakın size saygım sonsuz. Bakın. Lasya'nın başkanısınız. Şimdi bakın. Zaman zaman arıyorsunuz ama bunu doğru konuşmuyorsunuz. Saygı. Şimdi tebligatı kime yapılıp yapılmadığını siz açıklarsınız. Ben çok iyi biliyorum. Siz de çok iyi biliyorsunuz kime yapılmadığını. Bakın kime yapılıp kime yapılmadığını bilin. Ben çok iyi biliyorum. Siz şimdi de biliyorsunuz. Beni dinleyin. Gelin sizle konuşun. Muhalefet yapmak için konuşuyorsunuz. Bu doğru değil. Şimdi lütfen şunu diyorum. Bakın lütfen. Fatih halkının yararına, Fatih halkının yararına gördüğümüz şeyle evet diyoruz. Her türlü de destekliyoruz. Ama burada esnaf mağdur olmuştur. Ben tebligatın kime yapıldığını bilmem. Sadece belediyemiz yetkilileri kime tebligat yaptıysa bunu çıkar açıklar. Bu kadar kızlarınıza da gerek yok. Ben konuşmamı yapıyorum. Bu kürsü size de açık. Ben kızmıyorum ama siz doğru konuşmuyorsunuz. Lütfen müdahale etmeyelim. Şimdi tebligatın kime yapıldığını siz açıklarsınız o zaman. Ben diyorum ki kiracılara herhangi bir tebligat yapılmamıştır. Ve esnaf mağdur olmuştur. Ve o iş makinalarının o gün sabah saatlerinde Laleli'ye girmesiyle Laleli'deki otellerde kalan turistler bir yeni bir 15 Temmuz oluyor diye tedirgin olmuşlardır. Ben bunu buradan ifade etmek istiyorum. Salih Bey, inanmıyorsanız siz Laleli'de esnaflık yaptınız, bile sorarsınız. Şimdi önce Sayın Akşay, son 5 dakika. Toparlıyorum Sayın Başkan, toparlıyorum. Şimdi önceleri bu binalar yıkılırken kanun mu değişti bilmiyorum. Mahalle muhtarlarından, o bölgedeki mahalle muhtarlarından evrak alınıyordu. Binanın boş olup olmadığıyla ilgili muhtar belediyeye yazı vermek zorundaydı. Ama neden alınmadı onu bilmiyorum. Acaba yeterince itinalı davranılmıyor mu? Diğer taraftan biz 2015 Şubat ayında bir önerge verdik. Aynı Yalı Mahallesi'nde de yine aynı durum. Verdiğimiz soru önergesinde Yalı Mahallesi'nin kentsel dönüşüm alanı olduğuna dair uyarı pankartlar asılsın talebinde bulunduk. Dikkate almadınız. Bugünlerde de yıllardır o bölgede iş yapan esnafın binalarını neredeyse başlarına yıkıyorsunuz. Yazık değil mi? Bu insanlara uyarmanın ve uygun şekillerde, uygun koşullarda taşınmalarını sağlamanın ne gibi bir mahsur olabilir? Büyük bir titizlikle hazırlanan sosyal kültürel tesis alanlarının meclisimizde oy birliğiyle onaylandığı imar planlarındaki düzeltmeleri, imar plan tadilatlarını keyfi ve kişisel isteklerle değiştiriyorsunuz. Her geçen gün artan trafik sorununa köklü bir çözüm bulmak yerine tarihi yarımadanın yoğunluğunu daha da artıracak İmar kararlarıyla trafiği daha da içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Örneğin Beyazıt Meydanı'ndaki farklı ilçelerden gelen ticari taksilerin keyfi tutumları tüm bölge esnafını, turisti, vatandaşı mağdur etmektedir. Bunun denetleme mekanizması yok mudur? Bunları kim denetleyecek? Bizim belediye olarak, Fatih Belediyesi olarak neler yapılması gerektiğini biraz incelememiz lazım ve gerekli görevlendirmeleri yapmamız gerekiyor. Ayrıca Beyazıt Meydanı'ndaki alan çalışması da durdurulduktan sonra o bölgede tamamen bir çöküntü haline gelmiştir. Şimdi muhtarlarımızdan bahsetmek istiyorum. Muhtarlarımız mahallelerde kamuyu temsil ederler. Mahalle kültürünün yaşanmasına katkıda bulunurlar. Ve hiçbir siyasi yönleri yoktur. Bu tür binalar muhtarlarımıza yakışmıyor. İlçemizin bir turizm ve kültür bölgesi olduğunu düşündüğümüz zaman belediyemizin bu tür muhtarlarımıza ve binalarına katkı vermesi lazım. Bakım ve onarımlarını yapmaları lazım. Ayrıca 2017 yılı sonbaharında ilk gündemle bir karar aldık. Muhtarlara her ay 250 TL belediye olarak katkı sağlanacaktı. Ama bugüne kadar bu katkı verilmedi. Sebebini soruyoruz. Neden verilmedi?
Ayrıca kanunla çoğu belediye muhtarlık müdürlüklerini kurdu. Fatih Belediyesi'nde neden yok? Tarihi Yarımada'da artık kronik sorun haline gelen göçmenler sebebiyle ne yazık ki tanınmaz bir hale gelmiştir. Aksaray semtinde bir fotoğraf çekip bunu dostlarınızla paylaşsanız bu resmin Türkiye'ye ait olduğunu anlatamazsınız. Her köşe başında kucağında bir çocukla bir kadın dilenmekte ve buna yöneticilerimiz sessiz kalmaktadır. Daha önce yaptığımız konuşmalarda da ve verdiğimiz önergelerde de Kumkapı Restoranlar Bölgesi'nde bulunan Dil Göç İdaresi ile ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Sadece bugüne kadar misafirhanesi Çatalca'da bir köye taşındı. Hatta bu tarihlerden sonra kaçak göçmen sayısı giderek arttı. Ve restoranların içinde bu görüntüleri gören turist artık bölgedeki restoran ve otellere gelmemeye başladı. Her sabah bu görüntüleri gidip 8.30'dan 10'a kadar bu restoranların içinde görebilirsiniz. Başkanım, süreniz bitmiştir. Toparlıyorum Sayın Başkan. Kumkapı restoranlarının sahilden bir tanıtıcı levhası bile yok iken Samatya'da buna bir örnektir. Bir de bu kaçak göçmenlere sabahtan buralara gelip 11-12'ye kadar buraları işgal etmesi çevre esnafına zarar veriyor. Güvenlik konusunda, asayiş konusunda büyük zafiyetler var. Ne yazık ki Fatih bu göçlerden sonra bir suç işleme merkezi haline geldi. Hırsızlık, gasp başta olmak üzere tüm suçların yüzdesi hızla arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tüm isteklerini, telefondan motosiklete, binaya kadar ihtiyaçlarını Fatih vergi mükelleflerinin ödediği vergilerle meclisimizin kararıyla sağlandığını biliyoruz. Buna rağmen bu suçların önlenmemesini hayretle izliyoruz. Değerli meclis üyelerimiz, tüm bu saydığımız sebeplerden dolayı Fatih halkı göç ediyor. Fatih esnafı göç ediyor Fatih'e. Topkapı Mahallesi'ndeki 3 tane çok önemli Anadolu Lisesi, ülkemize bilim adamları, akademisyenler yetişen 3 tane çok önemli Anadolu Lisesi başka ilçelere taşındı. Fatih Belediyesi olarak hiçbir çalışma yapılmadı. Esnaflar bir bir göç ediyor. Fatih yabancılaşıyor. Fatih halkı sosyal yönden, kültürel yönden değiştiriliyor. Yabancılar Fatih'i işgal etmiştir. Kısacası arkadaşlar, Fatih'te bir travma yaşanıyor. Ve Fatih ilçesi yönetilemiyor. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak 2017 yılı faaliyet raporuna hayır diyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Başkanım, süreniz başlamıştır. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Saygıdeğer Belediye Başkanım, saygıdeğer Meclis Üyesi arkadaşlarım, çok kıymetli belediyemizin bilim müdürleri, saygıdeğer teşkilat mensubu arkadaşlarım, kıymetli misafirler, masamızın değerli mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. (Gülüyor) 2017 Fatih Belediye'mizin faaliyet raporunu görüşüyoruz. AK Parti grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Öncelikle Fatih halkı adına, belediye meclisimiz adına, siyasi partilerimiz adına, saygıdeğer belediye başkanımıza bu güzel faaliyet döneminden dolayı, bu sunumlarından dolayı kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Üstün başarılarının devamını diliyoruz. Değerli arkadaşlar. Belediye başkanına çok alıntı yaptım. Değerli arkadaşlar. Biz
Fatih halkından hizmet için yetki almış, seçilmiş meclis üyeleriniz. Dolayısıyla yapmış olduğumuz hizmetleri, çalışmaları her ay burada Fatih Belediye Meclisimizde görüşüyoruz. Sayın Başkanımızı biraz önce sunumlarında gördünüz. Projelerini Belediye Meclisimizde zaman zaman oy birliğiyle, zaman zaman AK Parti'nin oy çokluğuyla geçirmiş olduğu projelerle tamamlıyoruz. Biz iftiharla söylüyoruz ki, Sayın Başkanımız 2004 yılından beri Fatih halkına İstanbul'un, Türkiye'nin en güzel hizmetleri yapan bir proje başkanıdır. Bunu zaten Fatih halkı da takdir ediyor. Her dönem oy oranını artırarak yeni dönemde yeniden yetki veriyor. Muhalefetimizin eleştirine saygılıyız. Adı üzerinde muhalefet tabii ki eleştirecek, yanlışımızı söyleyecek. Saygı duyuyoruz. Asla hücummayız. Böyle ifade edeyim. Ama biraz önce Saygı Değer Başkanımız faaliyet raporunun sunumunun özetinin özetini yaptı. Arkadaşımızın ilk cümlesini hatırlayın. Faaliyet raporu yerine 3-4 tane projeyi anlattı. Faaliyet raporu diye bir şey dinlemedi. Peki ben sizlerin vicdanlarınıza soruyorum. Şu nedir arkadaşlar? 2017 yılı Fatih Belediyesi faaliyet raporu. Burada kaç sayfa var? 400-500. Arkadaşlar bu nedir? Yani biz bunun tamamını burada Sayın Başkanımız anlatsa saatler değil, günler, belki haftalar gider. Dolayısıyla şunu okumadan gelmeniz bile, buraya ne kadar hazırlıksız, ne kadar ön yargılı ve ne kadar kendinize göre bulmuş olduğunuz ufak tefek sorularla meclisimize sunum yaptınız. Teşekkür ediyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Biraz önce bir meclisimiz söyledi. Evet, çok diyecek bir şeyiniz yok. Onun farkındayız. Sırf muhalefet olsun diye söz aldınız. Saygı duyuyoruz. Ancak ya, siz dediniz, bu cümleyi sizin için kullanayım. El vicdan, yani el insaf denilir. Biz şahidiz arkadaşlar. Fatih halkı da şahit. Sayın Başkanımız her gün, 14 yıldır her gün sabah namazından sonra araziye iner, vatandaşına dokunur, iletişimini kurar, onlarla hasbihal eder, esnafın kapısını açar, eğitim kurumlarına selam verir, sivil toplum kuruluşlarında görüşür. Makamına bazen 4'te 5'te ya gelir ya gelemez arkadaşlar. Ondan sonra kalan sürede de burada günlük belediyenin yürümesi gereken projelerini ve benzer işlerini yapar, gece de ne zaman gittiğine çok şahidiz. 22 mi olur? Ramazan'da zaten bazen şeye gidiyor, sahura gidiyor. Şimdi böyle bir çalışkan başkanımız var. 100 kere hamd ederim. Allah nasip etmiş Fatih'e, partilerimize, milletimize çalışkan bir başkanımız var. Gece gündüz çalışıyor, gayret ediyor. Bununla ilgili burada insan en azından şu projelerinizden dolayı da sizleri takdir ediyoruz demenizi beklerdik. Eleştirilerinize saygı duyuyoruz. Olabilir. Eksiğimiz, yanlışımız var. Kuluz, insanız. Eksik yapmış olabiliriz. Yanlış da yapmış olabiliriz. Bizim üzüldüğümüz bu. Yoksa tabii ki siz muhalefet yapacaksınız. Ona itirazımız yok. Ama vicdanen çok rahatız. Çok çok mutluyuz. Huzurluyuz. Yapılan her projede, atılan her imzada, burada görüşülen her gündem maddesinde biz Fatih halkına hizmet ettiğimizden eminiz. Gönlümüz rahat, kalbimiz rahat ve inşallah bu başarılar uzun yıllarda devam edecek. Bunu bile yapmak isterim. Birkaç önemli soruya cevap vereceğim, siyasi cevap vereceğim sadece. Saygıdeğer Başkanımın yetki alanına girmeyeceğim. Kendileri umarım diğer konularda, özellikle imar konularında cevap verecekler. 14 yıldır bütçe komisyonunda beraber çalışıyoruz. Bizim işimiz bütçe. Mali müşaviriz, iktisat mezunuyuz, işletme mezunuyuz. Bütçeyi iyi biliriz, kalem kalem çok iyi biliriz. Şimdi çıktı arkadaşımız, çok iyi bildiğimiz yerden bize soru sordu. Belediyenin borcu var, belediyenin hadisi var. Yani el insaf. El insaf. Daha 2017'nin 2018'in bütçe görüşmelerinde yine burada söz aldım. İftiharla dedim ki Fatih Belediyesi değil ki İstanbul'da, Türkiye'de
en çok faaliyet yapan, en çok icraat yapan, en az borcu olan, yapılandırılmış borçları da ödeyerek güncel hiçbir borcu da olmayan, yani günlük stopajını, SSK'sını ödeyen bir belediye, bunun yanında inanılmaz da projeler yapıyor. Borçlarda geçmişten gelen bazı borçlarımız var. Biz 2004'te, 2009'da 340 milyon borç aldık arkadaş. Bunları sizler de iyi biliyorsunuz. Bir taraftan onları yapılandırdık. Onları ödüyoruz. Bir taraftan devasa projeler yapıyoruz. Efendim 3 milyon geçen yıl birmiş, bu sene 3 milyon borcumuz var. Burada birçok arkadaşımız ticaret yapıyor. Esnaf, değil mi? En küçük bir şirketin bile bugün 3 milyon borcu olduğuna ben çok eminim. Niye? Zaman zaman ekonomimiz gidişatı olur, kurular olur, efendim işletme sıkıntısı olur. Bir belediyenin 3 milyon borcu varsa bu ancak alkışlanır arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biz ne belediyeler biliyoruz, ne belediyeler biliyoruz İstanbul'da 670 milyon borçları var. 670 milyon borçları var. Onun için kalkıp 3 milyon dolayı, evet 3 milyon dolayı borcu var, aciz konuldu şeyi, çok komik, çok gümüş, böyle bir duruma düşmemizi istemeyiz. Değerli arkadaşlar, bu borçların bazıları siz de çok iyi biliyorsunuz ki önceki dönemlerden devam eden borçlar, yapılandırılmış borçlar ödemeye de devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi biraz önce yine arkadaşımız sağ olsun bazı maddeleri oy birliğiyle bazılarının oy çokluğuna geçirdik. Doğrudur, teşekkür ediyoruz. Bize yakışan, Fatih'e yakışan yetki aldık. Bütün projeler oy birliğimize geçirelim. Ya insanız, bu hafta biz çarşamba günü ufak bir mazeretimiz oldu. Arkadaşlarımızdan birçoğu izin talep etti. Kimisinin duruşması vardı, kimisinin özel mazereti vardı, öğretim görevlisi ve benzeri. Gelemedi. Biz de nezaketen dedik ki böyle bir gündemimiz var, bu gündemleri sarkıtalım. Dolayısıyla bugün görüşelim. Şimdi kalkıp bunu burada gündem yapmak, önceki yıl 30 yıl olan 49'a çıkarmak, bir kere arkadaşlar, Fatih halkı bizi bilsin. Bizim belediyemize eğitimle ilgili gelen bütün talepler hepsi belediye meclisimizin ve sizlerin katkılarıyla en güzel şekilde değerlendirilmiş, sonuçlandırılmıştır. Şimdi kredi yurtlarının yetersizliği ülkemizde bilinen bir sorundur. Milyonlarca öğrencimiz var. 54-55 üniversiteyi biz 300 üniversiteye çıkarttık. Bu kadar öğrenci sayımız arttı. Bu kadar kredi yurtlar kurumumuzun gayretlerine sürekli yurt üretmesine rağmen hala sorunumuz var. Anadolu'dan kalkıp çantasını, bavulunu alıp gelen bir öğrencimize burada evi yok, akrabası yok, hiçbir tutunacağı yer yok. Bu yurtlarda öğretim görmesi gerekiyor. Burada barınma ihtiyacını görecek. Biz bunlara tahsiste bulunuyoruz. Soruyorum Fatih halkı olarak sizlere. Bunda ne mahsur var Allah aşkına? Tam tersi Eylül aylarında bizlere bütün halkımızın telefonlarla evladıma yer bulun, öncelikle yurt bulun, sizin yurtlarınız, sizin referanslarınız olan yerleriniz, 5 yıldızlı otel gibi özellik oralar istiyoruz, istirhamda bulunuyorlar. Yetmiyorsak apartman tipi yurt bulup onların ihtiyaçlarına sunuyoruz. Şimdi bundan muhalefet edecek ne var arkadaşlar? Ben sizlere dolayısıyla burada kalkıp bu kadar faaliyet raporu varken, bu kadar güzel toplumlar varken bir yurdu gündeme getirmek, biz eğitim, öğretime, yurt ihtiyacına, pansiyon ihtiyacına gelen bütün taleplere cevap verdik. Bu bir temel ihtiyaç, bundan sonra da vermeye devam ediyoruz. Muhtarlıklarımızla ilgili bir fotoğraf paylaşıldı. Üzüldüm şahsım olarak. Ne üzüldüm? Fatih'te kaç muhtarlık var arkadaşlar? 57. Kaç tane muhtarlık binasını biz yaptık, pırıl pırıl teslim ettik? Şehrimini yaptınız. Kaç tanesini yaptık arkadaşlar? %70-80'ini yaptık. Bir tane güzel örnek verseydiniz Süriye. Şunu yaptınız. Dört dörtlük içini döşediniz teknolojisiyle.
ihtiyaçlarıyla, sosyal alanıyla, bahçesiyle, masası sandalyesiyle teşekkür ederdik. Derdiniz ki başkanım bir tane eksik var ve iki tane veya üç tane. O zaman çok iyi bir an şey yapardık, karşılık bulurdu, anlardık. Yani bir tane şeyi bulup işte bunun abi. Teşekkür ederiz, onu da yapacağız en kısa zamanda. Değerli arkadaşlar, muhtarlar bizim yerel yönetimlerde vatandaşımıza ilk basamak hizmet götüren bilimlerimizdir. Muhtarlarımıza çok uyumluyuz. Sayın Başkanımız, periyodik olarak her ay kendileriyle düzenli toplantılar yapar. İhtiyaçları nedir karşılarız, yere getiririz. Bahsetmiş olduğunuz konu doğru. Oy birliğiyle aldık. Güzel bir karardı. Bu da Sayın Başkanımızın projesi. Onu da bile getirelim. Bizzat şahsımızla paylaştı, durumumuzla paylaştı. Sizlerle de biz paylaştık. Oy birliğiyle yaptık. Ama Sayıştay'ın denetimine, Sayıştay'ın müfettişine takıldı. Bu doğru olmaz dedi. Yetki vermedi. Kurumundan ibaret. Yani meclise yetki alıp da bu ücreti muhtarlarımıza verilmedi. Niye sirkeli? Bu burada malzeme mi olurdu diye sizlere hatırlatmak isterim. Bitiriyorum Sayın Başkanım. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Bitiriyorum. Son sözlerim şunlar. Arkadaşımız son sözünü bitirirken Fatih yaşanmaz bir hale geldi. Fatih göç aldı. Fatih şöyle oldu, böyle oldu. Evet, Fatih aslına dönüyor arkadaşlar. Fatih'ten kaçan, giden kimse yok. Fatih aslına dönüyor. Sayın Başkanımız 14 yıldır Fatih'i yeniden imar ediyor. Fatih'i altyapısından, imarından, park bahçesinden, meydanlarından, sokaklarından biraz önce gördünüz. Ben oradan laf attım. Niye dayanamadım? Evet arkadaşlar, çok yakın bir tarihte Paris'ten geldim. Brüksel'i ve şeyi gezdim. Hollanda ve Paris sokakları ancak bu görüntüler var. Sadece şu proje Sayın Başkanımızın cephe giydirmeleri, her projeleri dünyanın en güzel caddeleriyle, sokaklarıyla, imar uygulamalarıyla gezmiş olduğumuz Paris'ten başka bir yerde yok ve biz kime kaç yılında yapıyoruz? 17-18 yılında. Bu ancak şapka çıkarılır, ancak takdir edilir. Paris bunları 18 yıllarda yapmış. Ben bunu eleştirmek yerine Sayın Başkanım, teşekkür ederiz. Geç kalmış bir proje, geç kalmış bir çalışma. Fatih'i yeniden imar ediyorsunuz. Kavmi selamlarımızı sunarız diye beklerken Fatih yaşanmaz bir hale geldi. Bu fotoğraflarla Fatih yaşanmaz hale geldiyse çok söyleyecek sözümüz yok. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, Fatih'imiz yeniden aslına dönüyor. Yeniden tarihi medeniyetine dönüyor. Yeniden o şaşalı dönemlerine dönüyor. Üç tarafı denizlerle çevrili. Park bahçesiyle, sokaklarıyla, meydanlarıyla, tarihi yapıların yeniden yeryüzüne çıkışıyla elhamdülillah dört dörtlük bir Fatih'te oturmaya devam edeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Ve bu duygu ve düşüncelerle tekrar 2017 faaliyet raporumuzun sunumundan dolayı sayıdeğer başkanıma, sizler kıymetli meclis üyelerimize, bugün misafirimiz olan kıymetli teşkilat mensubu arkadaşlarıma, sizlere, basın mensuplarımıza, belediyemizin müdürlerine hepsine ayrı ayrı kalbi selamlarımı sunuyorum. Grubum adına saygı ve selamlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Hazur, kendi şahsıma söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar dinleyelim lütfen. Yahya Bey'e hemen en son noktadan bir cevap mahiyetinde bir şeyler söylemek istiyorum. Biz öğrenci yurtlarına karşı değiliz. Ama Türkiye'de Kredi Yurtlar Kurumu diye bir kurum var. Buna verebilirsiniz. Siz daha önce dediniz ki konuşmamıza biz şu kadar yurt açtık, şu kadar üniversite açtınız. Evet açtınız, yarısı FETÖ'cü çıktı. Ne olacak şimdi? Allah'tan Türkiye'de yarısı, yani üniversitelerin yurtları, efendim, abla evlerinin, abi evlerinin sayısını biliyorsunuz hala devlet temizleyemiyor. Hala devlet temizlemiyor. Biz de diyoruz ki siz bu yurdu yaptıysak
Kredi Yurtlar Kurumu'na verelim, o özel devlet üyesi de yapsın. Niye özel yurda veriyorsunuz? Ayrıca verdiğiniz gibi bir de istifa hakkını veriyorsunuz. Yani mülkiyeti vermiş oluyorsunuz. Biz buna karşıyız. Borçlara gelince zaten borçları söylüyorsunuz. İhtar Bankası'ndaki şeyi alacağı, Beydir orada aldığı payla ilgili maliye olan borcu artık bu genel Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından 2 sene önce geçen sene açıkladı. Dedi ki belediyeler çok borçlanıyor. İhtar Bankası'na güveniyorlar. Artık bu borçlanmayı yapmayacağız dedi. Bu kaynak bundan kaynaklanan bir borçlanma ödemesi var. Yani muhakkak bir devir aldınız ama devir aldıktan sonra borçları ödüyorsunuz. Fakat şimdi şu Vatan Caddesi kavşağına 15 Temmuz anıtı yapılıyor. Ne kadar yapıldı biliyorsunuz değil mi? 1 trilyon 200 milyon. Böyle bir parayı nasıl Fatih halkının bütçesinden verebiliyorsunuz? Sonra ben sizin şahsınızla konuşmuyorum. Belediye başkanı. Şehitlerimizin anıtının bedeli olmaz. Evet. 1 trilyon 200 bin lira. Biz şehitlerin anıt yapılmasına karşı değiliz. 1 trilyon 200 bin lira Fatih halkının parasından oraya kaynak aktarılmasına karşıyız. Ondan sonra Milli Piyango'nun dairesinin katkısıyla Yenikule'de yapılacak havuz için arsa gerekiyor. Onun için para olmadığı için bütçede 170 milyon lira bankadan kredi almaya çalışıyoruz. Nasıl bir yöneticilik bu peki? Burada veriyorsun 1 trilyon 200 lirayı, orada paranız kalmıyor, 170 lira için banka kredisi alınıyor. Biz bunlara karşıyız. Yoksa havuza da karşı değiliz. Yapılsın, yapılan iyi hizmetler. İlla ki bunu belediye başkanı alıp cebinde eve götürecek hali yok. Halka hizmet için yapıyor. Ama burada çalışmaların, yapılanların geri dönüşüyle ilgili halka hizmet açısından faydası, geri dönüş, kas sayısı bunlar dikkat alınması lazım. Bu bağlamda benim Sayın Başkan'a söyleyeceğim bir şey var Sayın Başkan. Bu 120 bin tane bir malum yemekle ilgili, iftar yemekleri ilgili bir dosya vardı. Başkan şu anda meşgul. Başkan, 120 bin tane bir yemek meselesi var biliyorsunuz. Bununla ilgili biz takip ettik, Danıştay'a kadar gitti. Sonra kaymakamlık, valilik ve kaymakamlıktan size bir yazı geldi. Bu 3 tane arkadaşı şu an isim vermek istiyorum. Yetkili arkadaşlarla ilgili disiplin soruşturması açılması ile ilgili size bir yazı geldi. O yazının ben akıbetini öğrenemiyorum. Hukuk işlerine sordum, hukuk işlerine intikal etmemiş. O sizin herhalde muhtelizde. Buna bir cevaplamamızı istiyorum. Bu ihaleleri söyledim. Yani tekrarlıyorum, biz 15 Temmuz anıtı yapılmasın demiyoruz. Bu kadar yüksek meblağlı bir proje ki orasının ne olacağı belli değil, her an değişebilir. Şurada yapılan 15 Temmuz anıtı 1 trilyon 200 milyon lira Sayın Başkan. Çok ciddi bir para. Bir şey daha sormak istiyorum. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara belediye bütçesinden 996 milyon lira bir cari transfer yapılmış. Bunu merak ediyoruz. Bu boş müdürlük kadrosu ile ilgili her sene ben tekrarlıyorum başkan. Yine söylüyorum. 18'e çıktı boş müdürlük kadromuz. 4 numaralı kurul belediye başkanlığında 2 tane yazı gönderdi. Bir Celal Ağa Konağı'yla ilgili, bir de Büyük Valide Han'la ilgili. Celal Ağa Konağı'yla ilgili gerekli yaptırımları ilçe belediyesine gönderildi diye bize bir yazı bilgi verildi. Bunda şu anda şu aşamada ne yapıldı? Bununla ilgili başkanından bilgi istiyoruz. Bir de Büyük Validan'da 2 gün önce bitiriyorum Sayın Başkan. Süremiz bitti. 2 gün önce bir vatandaş orada vefat etti. Onunla ilgili daha önce ben kurula bu konuda bir bilgi sormuştum. Buranın koruması çünkü orada çok ciddi bir tehlike arz eden durum var. Vatandaşlar oraya turistler gelip resim çektiriyorlar biliyorsunuz. Maalesef bir vatandaşımız öldü. Kurulun bana gönderdiği yazıda biz diyor tarih sayısı uzatmayayım Fatih Belediye ilçe belediyesine ve büyükşehir zabıtaya biz bu konuda sorumlulukla ilgili yetkiyi hatırlattık, görevleri yapması gerektiği diye bir yazı gönderdiklerini söylüyorlar. Bir de biliyorsunuz bu encümenin kestiği cezalar var. Bu cezalar ve yaptırımlar, yıkımlar yapılmıyor.
Fen İşleri Müdürlüğü'ne bizden sorduğunda denetimle ilgili, Fen İşleri Müdürlüğü hep klasik savunma, yani yeteri kadar ihaleye firma girmiyor, dolayısıyla da firma olmadığı için yıkımları yapamıyoruz diyor. Bu konu şu anda biliyorsunuz mülkiyet müfettişi denetiminde, neticesinde olacak bilmiyorum. Sayın Soylu, toparlayalım. Tamam Sayın Başkan. Herkesin bu kadar süre verirsek biz bitiremeyiz. Öyle mi Sayın Başkan? Tamam, peki. Biliyorsunuz 2013 yılından beri Sayıştay denetim yapmıyordu. Gökhan Bey bana bakıyor, denetim komisyonunda gayet iyi çalıştık. Kendilerine denetim komisyonu üyesi arkadaşlarımla teşekkür ediyorum. Sayıştay denetimi de devam ediyor. Bizim hedefimiz hep birlikte Fatih halkı için, Fatih halkından aldığımız biz muhalefet görevi, siz icraat görevini daha iyi yapmak. Hedefimiz bu. İyi yapılan şeylerin yanındayız ama eleştirimiz de olacak. Yani muhtarlık binaları yapıldı ama biz işte onu gösterince en azından onunla ilgili sizin de programınızı öne almanız gerekecek. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ben şimdi aslında konuşmayı düşünmüyorum ama o kadar çok borçlardan konuşuldu ki burada medya falan da var. Biz gerçekten borçlu sanacaklar. Yani 40 defa borç derseniz borçlu kalır diye onu size buna cevap vermek için çıktım. Şimdi arkadaşlar 2004 yılında borcumuz 115 milyon TL'ydi. 115 trilyon neyse o zamanki para. Şu an karşıyım 115 milyon lira. Bizim o zamanki bütçemiz 33 milyon liraydı. Bakın. 115 milyon, 33 milyon. Yani bütçemizin kaç kat borcumuz vardı? 4 kat. Aşağı yukarı 4 kat. 2009 yılına kadar bütçeyi borcumuzu, 115 milyon borcumuzu yaklaşık 45 milyona kadar düşürdük. Yani yapılandırdık, ödedik. Çok düzgün bir şekilde. Sonra Emin'le bütünleşince, birleşince Eminönü'nden 145 milyon daha geldi. 145 veya 150 o civardaydı. Birdenbire borcumuz tam bitecekti, hani tam seviniyorduk. Düzgün esnaf gibi hani alacağı belli, vereceği belli, hizmet edeceği alanlar belli. Böyle bir şey oldu. Hemen otomatik yani 210-220 milyona çıktı ben borcumuz o dönem. Ne zaman? 2009. Şimdi bütçemiz 300 milyon. Yani bütçemizin aşağı yukarı işte yarısı, üçte ikisi kadar bir borcumuz var. Bu bir. İkincisi, bizim kapımızda hiçbir müteahhitimiz yok arkadaşlar ya. Bu borçların hepsi devlete olan borçlarımız. Bakın şimdi karıştırmayız bunu. Şimdi yapılıyorsa da yapılandırılmış borçlar bunlar. Yani mesela SSK'ya borcumuz yok bizim. İşte vergi dairesine borcumuz yok bizim. Ama birikmiş, birikmiş gelmiş. Onları bir taraftan ödüyoruz zaten. Yani yapılandırılmış borçlarımız var. 60 küsur milyon sonra zaten ödüyoruz onları. Biz ne yapacağız ki yani? Mecburen borcumuzu ödüyoruz. Ve bakın yani 14 yıllık belediye başkanıyım. En çok övündüğümüz şey bu borçlanmamızın olmayışı. Bütçeyi denk getirmemiz. Bizler görmüş diyorsunuz ki mesela bu niye yapılmadı vesaire. O projeler hepsi başladı bir defa. Topkapı projesi başladı. O kemikli bunun da başladı şu. Onların yerleştirilerin yapıldı. Bu gösterdiklerin projelerin 2017 yılında temeli atıldı falan ama şimdi bu herhalde ikinci yarıda bunların hepsini tamamlayacağız. Onun için onları burada 2017 faaliyet olarak sunduk. Ve dikkat edin o eski Çakı Gazinosu'nun oradaki bina aslında bizimki son derece önemli bir binaydı. Ne dedik? Yani aslında boşansak yapabiliriz. Yani yapan yok mu burada?
çağırırız bir tane firma, al kardeşim yap işte senin olsun yeter ki bina yapılsın diyemez miydik yani? Girmez mi insanlar şimdi? Çakıl gazinosunun olduğu yer Allah aşkına ya. Restoranı var, bilmem nesi var, şusu var, busu var. Sırf şu kongre turizmine yatkın birisi gelse alsa alır orayı yani. Biz de bina sahibi olmuş oluruz. Ama inan biz öyle düşünmedik yani. Burası ya kendi babamızın malı değil ki yani. Biz burada onları emanetçisi olmakla birlikte ya onları korumak zorundayız olacak. Onun için durdurduk. Ve şu anda da arayış içerisindeyiz. Mümkün olduğunca bizi borca sokmayacak bir yöntem buluyoruz ama malımızdan da vazgeçmeyelim diyoruz. Yoksa ben getirirdim burada maliyeti 200 milyon lira. Birisi geliyor veriyor 30 yıl ben kullanacağım, 40 yıl kullanacağım ondan sonra siz alın diyecek. Hiç kimse de bir şey diyemez yani. Ne diyecek ki normal şart? Reis öyle yapıyor. Ya bırak şimdi reisi. İyi ki yapıyor. Yoksa Kadıköy'e falan buradan gidemez. Ona bakmayın. Şimdi pas atıyorum, mecburen göğe çeviriyorsun. Yapacağım şey. Ya Avrasya olmasa, yani evet ücretiyle falan diyoruz ama yani onu da söylüyorum altın içine. Allah aşkına Kadıköy bizim için hayaldi. Zaman tünelinden geçip öbür tarafa gidiyoruz. Yani. Şimdi bunlar çok değişti. Bazı şeyler var ki mecbursun yapmaya. Bazı şeyler var şimdi sanat için, bilmem ne için niye borçlandıralım milleti, bizim kendi halkımızı niye borçlandıralım? Arkadaşlar, bakın 900 bine yakın biz işçimizi kırmadan, dökmeden, kalpleri kalmadan biz emekli ettik ya. Şu anda resmi yani bize 10 milyon civarında aylık 10 milyona mal olan işçi sayımız kaç oldu İzzettin Bey? 20'ye falan düştü. 900 kişiden. Sırf onlara verdiğimiz kıdem tasmalarını toplasanız zaten borçlarımızı karşılıyor neredeyse. Yani bir de öyle düşünün. Ve şimdi bunların hepsi nasıl oldu? Bunların hepsi tekrar şeye dönüştü. Fatih halkına hizmete dönüştü. Bakın biz geçen derde yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısınız yerde. Kendi başkan yardımcımızın AK Parti genel merkezi. Onlar da tabii denetliyorlar bizi her zaman. Şimdi bütçeye bakıyor. Eski belediye başkanı olduğu için de bakıyor. Bütçeye bakıyor. Yatırımlara bakıyor. Bütçedeki personel giderine bakıyor. İşte o zaman taşeronda taşeron işçilerin giderine bakıyor. Abi falan iyi. Sonra halk da şimdi şeyine verdi. Bütçesini. Döndü baktı. Bir daha döndü baktı. Dedi ki sizin burada borcunuz yok. Evet dedim bizim halk taşı borcumuz yok. Nasıl yani? Aynısını söylüyor. Tebrik ediyorum. Yani bak inanın bizim mesela Mustafa Bey var burada. Şu anda işte danışmanlık yapıyor bize. Ve belediye başkan yardımcısı arkadaşımız. Sonra buradan emekli oldu gitti. Yani çok önemli firmalarda çalıştı. Ya bizim bu iç disiplinimiz, yani mali disiplinden bahsediyorum. Ve yatırım anlayışımız inanın özel sektörlerin %80'inde yok ya. Yok ya ben iddia ediyorum. Yok. İnanılmaz düzgün çalışıyoruz. İnanılmaz verimli çalışıyoruz. 17 milyon liraya niye borçlanıyoruz biliyor musunuz? Aynen basın yolda da bilin yani. Biz 17 borcumuz yok aslında bizim. 17 milyonun için borçlanıyoruz. 7 kurede 7500 metrekarelik bir arsa var. Ada parseli karşılığı 1074-19. Biz dedik ki ya bakın bunu uygun fiyatla alıyoruz. Çarçur olacak, bir sürü insanlar araya giriyor falan yok dedik kardeşim. Sahibinden alacağız. 1900 liraya metrekaresini alıyoruz ya. Sizin onun için üstelik de biz borç sizden buradan meclise yetki alırken o parayı 17 milyonu bir de almadık zaten sadece yetkiyi aldık tutuyoruz orada. 17 milyon alacağız o arsayı alacağız. O arsa evet o arsa inanın o bölgenin kurtuluşu olacak. Yani bakın kendi dönemimiz için değil yani daha belki 10 yıl sonrasında hizmete dönecek orası. Ama orası kamunun malı. Yani kamunun malı. Arsa almak için. Millet Allah aşkına arsa satıyor ya. Gidin bakın bütün belediyelere. Bir bakın bakalım bütçelerin geliri nereden geliyor. Arsa satıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Arsa satın alıyoruz. Deli miyiz biz ya?
Ya bu büyük bir tuhaflık yok. Mesela niye söylemiyorsunuz biz şeyde arsa aldık? Drama'da arsa aldık ya. Ve oraya şimdi otopark yaptık. Hemen yanı başına katlı otopark yapacağız. Ya böyle bir şey görülmüş mü şu ana kadar belediyelerin arsa satın aldığı efendim? Veya borçlanarak arsa satın. Onun için çok doğru bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Bu Fatih'in geleceği için yaptığımızı düşünüyoruz. Ceren Yağan Konağı'na ilgili problem yok yani. Adam her gün gelip gidiyor. Yani mağdur da oldu. Yanlış da yaptı vesaire ama netice iş düzene giriyor. Bir an önce inşallah düzelir adam da şimdi. Yıktık bir de bombalandım efendim. Ya adam vallahi yani işi zor Allah dönmüşse olsun. Büyükvalide hanların şöyle problemleri var. Onunla ilgili de Kültür Bakanımızla konuştuk, müsteşarla konuştuk. Kanun tekliflerimiz var. Bu hanlar mülkiyeti eskiden geldiği için, yani Osmanlı dönemine dayandığı için Han'daki her dükkan ayrı bir parsel. Neredeyse her bir merdiven ayrı parsel. Dolayısıyla onları bir araya getirip kat mülkiyeti kanunuyla birlikte bir yönetim oluşturamıyoruz ve bir karar alınamıyor. Onun için hanlar çökecek, bitecekler. Biz mesela onu kapalı çarşıda özel bir kanunla kurtardık. Şu anda kapalı çarşıda yönetim kurulu var. Karar alıyorlar ve yapıyorlar. Biz de tabii yönlendeyiz, arkalarındayız. Şimdi ancak valide, büyük valide de diğer hanımlar bu şekilde kurtulurlar. Yani onun yasa çıkarsa inşallah onun adresindeyiz, peşindeyiz. O zaman büyük validen de hiçbir problem çıkmaz. Üstelik de biz o büyük validenleri Allah'tan kapıyı kilitledik, mühürledik üst katlarını. Sonra çöktü o. Hani milletin zıplayıp fotoğraf çektirdiği şey, kubbe çöktü. Allah da olsun. Ya biz onu kapatmamış olsaydık, ya birisi sıçrarken düşmüş olsaydı, yani tedbirimizi o anlamda almıştık. Hatta önünde camla kapattık millet şeyden de düşmesin diye uğraştık onunla. Çok şükür iyi geçti orası. Şimdi bir şey daha var. Şu yıkılan bina, lanetli. Ben size onun hikayesini anlatayım. Şimdi bina 360 metrekare. Adapan'ın senin de söylesem mi? Neyse şimdi söylersen. 360 metrekare çok önceleri yapılmış. Peki 360 metrekarenin ne kadar tecavüzü? Tecavüz 180 metrekaresi. Evet. Kimin arsası? Kamunun arsası. 45 metrekare bizim arsamıza. Ondan sonra da tertimli arsaya yol yapmış. Kaç yıl yapmış? Ne kadar yapmış bilmiyorum. Şimdi bu tertimli arsaya ve belediyenin arsasına tecavüz olduğu için biz ondan ecimisi alıyoruz. Kira da alıyoruz, ecimisi alıyoruz. Arkadaşlar geldi dediler ki bu adam dediler şeye ecimisi ödemiyor. Kaç yıllardır ödemiyor, bize de ödemiyor. Sonra bu adamın kendi parselinin uzantısı aynı zamanda yol olarak kullanılan yer var. Yani kendi parselinin uzantısı yol kullanılıyor. Sen kalk bizim borcumuzu ödeme, buna karşılık git bizi mahkemeye ver, kamulaştırması el atmadan bizi mahkemeye ver. Ve ne kadar bir borç çıkardı bize? Böyle acayip bir borç çıkardı. Şimdi adama bakın yani. 10 milyon. 10 milyon. 10 milyon lira Fatih Belediyesi'ni borçlandırdı. Mahkemeye gidiyoruz mahkemede böyle bir şey yani. Şimdi diyor ki sen bunu terk ettirmeden binasını yapmışsın, arsasını kullanıyorsun. Dolayısıyla orası beni ilgilendiriyor mahkeme ve bu 10 milyon lira para verecek. Allah'ım. Bakıyoruz adam geçmişe dönük bizde de hiçbir şey ödememiş. Bizim arsamızda değişmiyor. Kendi aramızda konuştuk. Dedik ki ya böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar hadsizlik olmaz ki yani. Siz olsanız ne yaparsınız? Şimdi ben size söyledim. Fazla siz olsanız ne yaparsınız? Yorum yok. Yarın aynısını yapardınız. Kim bak burada şu koltukta oturan biz vicdan sahibiyiz yani. Ama o kadar da olmaz kardeşim. Böyle de olur. Kim olsa şu anda benim yerimde karar verirdi. Yırttık. Şimdi adam geliyor. Ne diyor biliyor musun? İşte 45 metrekarelerimizi alacak, ona parayla satacağız 45 metrekarelerimizi. Ve iman falan neyse onu böyle yapıyor. Bence bu yaptığımız iş çok örnek bir şey. Belediyelik açısından da son derece önemli bir şey. Genellikle belediyeler şöyle suçlanırlar. Ya kaçak yapıyor, niye karışmıyorsunuz falan denir. Ama ilk defa yani kaçak yapılmış, üstelik de haksızlık yapıyor. Üstelik de bize işte yoldan dolayı da haksız bir kazanç elde edecek bizden. Dolayısıyla onun hikayesi buydu. Bence uygun olan bir şey yapıldı orada. Sayın Başkan, evet. Bir araya gelebilir miyim? Tabii. Tabii.
İşte bu bahsettiklerimiz nokta atışları. Yani valiler, işte imkanlar... Siz söylediniz de. Şimdi siz Dicle'nin Cağaloğlu'nu gösterdiğiniz cephelerde binalarda kimse geçerleri yaptı. Ama 450 bin nüfusu olan Fatih Sahil Yarımada'da imar planlarından dolayı insanlarımızın çoğu resmi sivil konutlarını yenileyemiyor. Dolayısıyla muazzam bir deprem korkusu içinde bu insanlar yaşıyor. Yani bu deprem sivil olmaz. Deprem bugün de olur, yarın olur, 5 sene olur. Ama bugün de bunun bir tedbirin alınması lazım. Yani bu sizin gösterdiğiniz işlerde, alışveriş belediyenin tesislerinde tamam, bunlara bir şey yok. Ama 450 bin kişinin yaşadığı 100 bin bağımsız bölüm olan bir sivil mimari nasıl yenileyecek? Evet. Bizim şu 7 ayrı yerde fikir şeylerimiz var mı şu anda? Projemiz var mı? Yetiştireyim mi? Peki, yani teşkil gösterelim. Genel çözüm. Söylediğiniz oluyor. Şimdi tabii örnek çözümlerinde genelde. Evet. Şimdi biz kurulda konuştuk. Biliyorsunuz koruma başlığından planlarımızda mevcut durum arasında farklılıklar var. Katılıyorum kesinlikle size. En son şu karara var. Dedi ki kurulda, bugün de yine kurul başkanlarında sabah bir toplantımız vardı. O yeniden yenilendi, konuşuldu. Mevcudu kaçaklar dışında. Adam projesi bina 6 katlı projesi olan doğru ama imar planında 4 kat vesaire. Biz bu konuda onlarla uzlaştık. Ada bazında veya birden fazla adalarla ilgili yapılan tüm çalışmalarda herkes hakkı koruyor. Bu çok, bu bizim işte dönüşümü yapmamızdaki en büyük engel kalktı. Aynı zamanda da dönüşümü zorlaştırıyor. Neden? Çünkü o zaman insanlar bir yere gelmek zorundalar. Böyle olunca biz mesela askeri 4 adayı birleştirip altındaki, siz aşağıda şeyi görmüşsünüz, maketi. O maket böyle hikayeli maket değil. Teknik olarak bütün incelikleriyle çözümlenmiş maketler onlar. İki kat genel bir varsa yapalım. O şeyleri adamızın dayaklar dönüşümlerde altta iki kat olmak üzere her daireye bir tane araç düşecek şekilde buradan çözümünü yaptık. Yani mutfak olarak çalışıyoruz, bunu söyleyeyim. Bakalım inşallah. Bunun üstesinden gelecek. Bir de Büyükşehir Belediye'miz bir karar aldı. O da çok önemli. Aslında biz biraz da sıkıntıya sokan oydu. Büyükşehir Belediyesi dedi ki bundan sonra yapılacak olan yani ada bazlı veya daha fazla ada bazlı kentsel dönüşümlerde otopark maliyetini merkez çekiyor. Şimdi bizi asıl elimizi kıran otopark maliyeti. Çünkü insanlar kendi evlerine yapılan parayı, şeyi, inşaatı bir şekilde ödeyebiliyorlar veya metrekarelerine düşmek suretiyle ona giriyorlar. Ama otopark maliyeti hakikaten büyük sıkıntı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize sözü var. Şu anda bazı ilçelerde bu konuda destek verdi. İnşallah otopark maliyetlerini biz Büyükşehir'den alırsa önümüzdeki zaman diliminde bunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Peki, ben inşallah bir dahaki seviye bu kayıt adımında o sizin söylediğiniz çözümleri için de bulunan çalışmaları sizle paylaşacağız. Hepiniz saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Akşamın en sonunda dilerim. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Sanırım 3. madde yeteri kadar müzakere edildi. Oylamaya geçiyorum. Sayın Bakan, kıymetli bu kadar müzakereden sonra oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edildi. Hayırlı olsun.